dersimizde Oracle veri tabanında redolog buffer'ı inceleyeceğiz. Redolog buffer change, insert, update, delete, create, alter ve drop işlemleri sonucu meydana gelen değişiklikleri hafızada tutulduğu kısımdır. Yapılan değişikliklerin geri alınmasında ve gerektiğinde recovery işlemleri için kullanılır. Sıralı ve dolduğunda başa dönecek şekilde bir yapısı vardır. Bu alanda, bu arada şurayı açıklayalım. Herhangi bir işlem yaptığımızda bu işlemin öncesindeki ve sonrasındaki durumlar redolog buffer'da saklanır. Örneğin bir hata yaptığımızda bunu geri alma işlemlerini, yani kurtarma işlemlerini redolog buffer'ın varlığı sayesinde gerçekleştiririz. Yani kurtarma işlemlerini redolog buffer sayesinde yaparız. Bütün yaptığımız işlemler burada saklanır ve herhangi bir değişiklik, geri alma işlemleri yapmamız gerektiğinde, mesela rollback yapılması gerektiğinde ya da bir kurtarma işlemleri gerektiğinde bu yapının, redolog buffer'ın yapısı sayesinde bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Bu alanda tutulan bilgiler logwriter process ile redolog dosyalarına yazılır. Log buffer parametresi redolog alanının büyüklüğünü belirler. Büyük değer alması I/O maliyetini düşürür.